Merhaba, ismim Tuğba. Kırklareli'nde ve Sendir'e yaşıyorum ama buradan değilim, buraya gelin geldim. onu düzelteyim. Kayınvalidem hatta. Neredesin anneciğim? Annem burada, kayınvalidem burada. Beraber geldik. Annem için tanıdıkları çağırdın değil mi? Bak hava atacağız. Gelinim sahnede diye. Ama burada olmuş oluyorsunuz yani. Değil mi? Olmuş oldu. Yani öyle. Oğlan bizimse, kız da bizim. Eyvallah, sağ ol. Eyvallah. Başkanım sağ olun davet ettiğiniz için. Size de teşekkür ediyorum çağırdığınız için. Ben İstanbul doğumluyum. Bütün Türkiye, bütün dünya bizim memleket. Bütün Türkiye zaten bizim memleket. Annem Eskişehir, işte kayınvalidem Trakya Pınarhisar Osmancık köyünden. Kayınpeder rahmetli Kayseri'den. O yüzden bayağı bir Türkiye'den hikayeler var eğitimimde, büyümemde. Birazcık size paylaşmak istiyorum ama ilk önce şeyi öğreneyim ben. Makarna lütfeni bilen var mı aranızda? Kaç kişi biliyor? Çok az kişi biliyor. Tanıtım yapmak lazım. Evet, tamam. Peki çok bilen yok. Benim Instagram paylaşımlarımdan öğrenen oldu mu bu şey? Onu da bilmiyorum. Hiç bizim soruyu sorduktan sonra hiç anlamıyor. Hayır, Instagram'da 55 bin kişi var. Hiç kimse yok bu kadar insan arasında. Neyse, şimdi ben bundan 5 sene önce Kırklareli'ne taşındım. Onun öncesini söyleyeyim. 76 İstanbul doğumluyum. Geçen yüzyıl doğdum ne yazık ki. Ama güzel bir eğitim aldım. Annem, ailem, birçok girişimci kadının arkasında olduğu gibi yavrum ben okuyamadım, senin bileğinde altın bilezik olsun diye iki ablamı da, beni de canla başla okutmak için çok uğraştı. Hatta geçenlerde Yalova Üniversitesi davet etti. Armutlu kampüsüne gittik. Ben de o sırada tamamen unutmuş durumdayım şu sırada. Kimin doğum günü, ne vardı, özel gün vesaire. Anneler günü benim için kampanya yapılacak bir gün. Anneler gününün olduğunu bile, kadıncağıza bir hediye bile alamadım ama o sırada aldım, toplantıya götürdüm işte o şeyi. Öğrencilerle bir aradayız. Annem ağlaya ağlaya çıktı. Ne oldu anne dedim. Sen bana çok güzel bir anneler günü hediyesi verdin diye böyle. Hamdolsun onlarla bir şeyleri paylaşmak tabii çok güzel. Çünkü onlar bizim için uğraştılar, biz şimdi çocuklarımız için uğraşacağız. Ben mümkün olduğu kadar hikayemi anlatmaya, paylaşmaya çalışıyorum. Her çağıran insana pozitif bir şekilde gidip anlatmak istiyorum ki, çünkü ben zengin bir kocanın eşi değilim, zengin bir babaya sahip değilim. Orta halli bir Türk ailesinden, hatta sosyoekonomik olarak biraz da düşük sayılabilecek. Babam Sümerbank'tan tezgahtar emeklisidir. Annem senelerce halk eğitimde öğretmenlik yaptı ama kadro vesaire olmadığı için bir emeklilik maaşı bile yok. Yani birçok genel Türkiye profilinden bir aileden gelmeyip burslu okudum istek okullarından. Sonra Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliğini kazandım. Orayı da çok gerekiyormuş gibi 5 senelik üniversiteyi 4 senede bitirdim. Ve sektöre girdim, çalışmaya başladım. 94'te girdim, 98'de mezun oldum ve hep küçük gıda fabrikalarında çalıştım. Büyük markalar yarattık ama boza gibi, meyve suyu gibi, meyve suyuna makineler veren gibi. Mesela Şarköy'e gidenler vardır. Şimdi Made içkiye geçti. Tekel'in şarap fabrikası var. Orayı yapan ekibin içindeydim ben. Bu tam Eylül'de Amerika'da binalar patlatılırken biz orada üzüm sıkıyorduk mesela. Tabii o düğün dönemi olduğu için mesela hiç kimsenin düğününde vesairesine gidememiştim ben orada üzümlerin içinde yatıp kalkmakta. Bir nevi 18 senedir sektörün içindeyim. Son 10 senesinde özellikle organik ürünlerle çalıştım. Zeytinyağı üzerinde özellikle en son işim onun üzerineydi. Büyük holdinglerden bir tanesinin başkanlarından bir tanesi bir zeytinyağcı açmış, zeytinyağı fabrikası açmış fakat izin almakta zorlanmış. Bu benim tam konumdu. Oraya gittik. Orada bayağı bir şeyler yapmaya çalıştık. İzin alamadık ondan sonra. Ama onlar gene de beni beğendiler. İşe aldılar. Gerçi sonra da işten çıkarttılar ama önemli değil. Hamileliğimin ortasında o işte işten çıktım. Çıkmak zorunda kaldım. Karnım burnumda hiç kimseye tabii ki iş aramaya gitmedim. İstanbul'daydık o sırada. Doğumun akabinde de eşim dedi ki sen zaten çocuğa bakacaksın bir süre. Ben de Kırklareli devlet memurluğunu kazandım. Diş hekimi olarak kurayla son giren ekipten eşim, diş hekimi. Kırklareli'ne gidiyoruz dedi. Ben yani hani Trakya tabii ki zaten öyle oradan birisiyle evlenmişim.
vatan, toprağı, bir de işin komik adamı geç bulmuşum, erken kaybetmek istemiyorum. Tabii ki kalktım geldim kırklarıyla. Ondan sonra ama işim mesela hiç bilmez, hiç bir yerlerini bilmez. O kırkların o güzel yürüyüş caddesini göstermedi bile bana. Yani dedim sen sakın pazarlamaya girme. Yani her yeri göstermiş şu kırkların da bana. Şu yürüyüş caddesini göster, halbuki ilk orayı gösterse daha çok daha erken seveceğim belki. Nereden, hikayeye nereden girdim? Küçük bir işletmemiz var. Kırklarına gelirseniz oraya da bir makarna yemeğe alırım sizi. Bir çayınızı içersiniz, bir makarnanızı yersiniz. Adını Makarna Lütfen koydum. Marka tescilde sorun olmasın diye. Makarna Lütfen çok genel bir isim olduğu için hem de dönever vermek istiyorum size marka kurmakla ilgili. Tuğba Barbikoğlu'na yani bir özel isim koyarak Makarna Lütfen'e devam ediyorum. İlk Makarna Lütfen diye şey yaptığımda red yedim mesela. 700 lira oraya harcamıştım var açıkçası. Böyle küçük küçük dönever yediriz. Yukarıdaki şeye mi basıyorum? Hangisine basıyorum? Şuna basayım. Ha. Bu mesela benim şu andaki bir şeyden bahsedeyim. Şu anda Instagram'da 55 bin takipçimiz var. Haftaya bir uluslararası melek yatırımcı toplantısına katılmak için davet edildim. İnşallah yani iyi bir milyon dolarlık falan bir yatırım almak üzere devam ediyoruz inşallah. Yani siz aklınızda bir fikir yaratması için ben hani böyle şunu yaptım, bunu yaptım gibilerinden değil ki haşa. Ama bu hale getirebilecek 95 bin liralık bir kredi aldım. Halk Bankası'nın kadın girişimci kredisinden. Ve şurada sizden 50 kilometre ötede Kırklareli Merkezi Üretimhanemi kurdum. Onun hikayesini paylaşacağım. Öncesinde şeyde İstanbul'da işte hamilelik vesaire süresinde bir şeyler yapmalıyım düşüncesi. İşte o işsiz kaldığım dönemde bir şeyler yapmalıyım düşüncesi vardı. Hamileyim, eşim sebze yemiyor, kereviz yemez. Karnabahara bozuk patates muamelesi yapar. Ispanak sadece kavurması yer. Değil mi anne? Bak sadece kavurma yer yani. Hani senin zotundan niye yemek yapılır ki o salata olarak tüketilmelidir diye. Bazen insanı kerevizi yedirdim. Nasıl yedirdim? Bu hani size de fikir olsun. Şimdi kereviz gerçi kış sebzesi ama kabak mesela yemeyen çocuğunuz varsa ya da yer elması o da gerçi daha çok kışa geliyor ama yazın daha sorun yaşamıyoruz sebzelerle. Bol sebze tüketsin istiyordum eşim, çocuğum da ona benzemesin istiyordum. Ne yaptım? Kerevizi güzelce soydum, buharda haşladım, evi havalandırdım, ezdim, püre haline getirdim ve yaptığım eriştenin hamuruna koydum. Bunu evde erişte yaparken benden sonra çok şeyde gördüm. Birçok insan paylaşıyor, işte pancar yapmışlar, ıspanaklı yapmışlar, brokoli yapmışlar, işte bahçeden, köyden vesaireden nereden de geldiyse onunla bir şeyler yapmışlar, rengarenk, hatta Tuğba Hanım size rakip geldik filan diye böyle anneannemiz şey için, torunu için yaptı diye de anlatıyorlar. O çok hoşuma gidiyor çünkü ben vakti olmayanlar için üretiyorum. Özellikle Kırklareli kadının ne kadar becerikli olduğunu biliyorum. Ben de pazara çıkıyorum, çarşamba günleri bizim oranın pazarı var. Ve pazarda çok insandan mertler, abla şey biberi nasıl yapıyorsun, tarhanaysan nasıl yapıyorsun diye. Çok almışlar çünkü 50-80 kilo biber alıp dönen kadınlar var. Ya da Yaylıoğlu mesela çok yakınımızda bizim. Önümden bir el arabasıyla teyze koca bir 50 kiloluk onda geçiyor. Rakip. Yani demek ki o yapıyor evinde. Ama demek ki esasında o benim müşterim değil. Benim müşterim bunu yapmaya fırsat bulamayan, bunu yapmak için ailesinde artık büyükleri hiç kalmamış birileri benim esasında müşterim. Ne yaptım ben ilk önce? Bir gıda mühendisi olarak hani farklı bir şeyler yapmalıyım düşüncesinde. Sebze koydum. Eşime de o kerevizli makarna, kerevizli erişteyi bir güzel yedirdim. Hatta ikinci tabağı istedi. Bundan bir şey olabilir fikri oluşmaya başladı. Bir taraftan da neler yapabilirim? Hani iş dünyasıyla ilgili bu kadar eğitim almışım. Üzerine bir de pazarlama yüksek lisans da yapmıştım. Neden bir şeyler yapmayayım düşüncesi hep vardı kafamda. Evde küçük bir kafe tipi bir makine aldım. Babamla beraber yaptığımız ilk makarnalardır bunlar. Bu sarılar kerevizdir. O bahsettiğim işte %40 kereviz. Ispanak %10'dan fazla girmez çünkü acıtır. O da mesela bilgi olsun size. Brokoli %18'den fazla girmiyor. Bir süre sonra acımaya başlıyor çünkü o bitkisinden bitkisine değişiyor. Ve evde bunları yaptık. O sırada Kırklareli'ne geldiğimizde bebiş bir zamanı biraz büyümüştü. Ben de bir iş buldum, girdim, çalıştım ama işte kayınvalidemler geliyor ya da kendi annemler geliyor. Ben sabah reçeteyi bırakıyorum, baba sen bütün gün üretim yap diyorum. Ürettik, işte gitti gidiyor gibi küçük sitelerde falan satmaya başladık. Bir şeyler olabileceğini hissetmeye başladım ben. İşte ablama gönderdim, fotoğraflar çekti sağ olsun. Bu işte 4-5 sene öncesinden fotoğraflar. Ben nasıl yapalım yani şimdi
Önemli olan sadece bir şeyler üretmek değil. Artık üretim teknolojileri çok geliştiği için bir şeyleri pazarlayabilmek daha önemli. Pazarlayabilmek için de iyi fotoğraf çekmeniz, iyi dilinizin iyi olması, işte iyi videolar çekmeniz lazım. Fotoğraf eğitimine gittim mesela, gıda fotoğrafçılığı eğitimine gittim, bambaşka bir alan yani. Fotoğrafçılık diye bakın, çok derya deniz bir konu. Gördüm yani, fotoğrafçılık eğitimi almış birileri buradaki hataları görebilir. Çünkü mesela gölge bırakmışım, güneş çok kötü yerden geliyor, alttakiler gözükmüyor vesaire. Yani ben bunu nasıl aldım? Gittim, eğitimini aldım. Ve orada da çok işte ünlü dergileri falan da böyle fotoğraflarını çeken bir bey vardı. Dedim benim makarnalarım da var, fotoğraf çeker misiniz? Tuban'da siz bölgede düzgün insanla ulaşmak çok önemli, hakkaniyetli insanlara. Siz bana bu parayı vereceksiniz, onun yerine siz o parayla gidin bir tane makine alın kendinize, profesyonel bir makine. Kendi fotoğraflarınızı kendiniz çekin. En olmadı işte ya flashla çekin ya açık havada çekin. Sorun yaşamazsınız yani, çok profesyonel bir çekim olmaz ama hani paranızı da sokağa atmazsınız diye. Doğru insanlarla karşılaşmak o anlamda çok önemli. Gerçekten onun sözünü dinledim. Fotoğrafımı da, fotoğraflarım da şimdi sitedeki fotoğrafların birçoğu da eski sitede bana aitti. Şimdi gene çektirdik ama e-ticarete ilk baştan beri e-ticarete sıcak baktım. Neden? Çünkü aracısız ulaşmam gerekiyordu. Ben şimdi büyük firmalarla görüşmüyor muyum? İşte benim Migros samanım satılmadı, o Makro'da satıldı. Başka bir markanın altında da olsa Makro'da bana satıldı. Yani ben zaten Türk Gıda Kodeksine uygun bir şekilde düzgün gıda üretimi yapıyorum. Ya da BİM'le görüşmedim mi? Görüştüm. A101'le görüştüm. KİLER'le görüştüm. Ama onlara ulaşmak, yani onların üzerinden satış yapabilecek kadar büyük değilim. Onlar, şimdi bütün bu markaları aklınızda çevirirseniz orada gördüğünüz bütün firmalar ulusal firmalar. Yani çok büyük cirolar çeviren, çok büyük dağıtım ağlarına sahip firmalar. Ben de kendi halimde bir tane gıda mühendisi ancak kargo ile çalışabilir. Hatta kargoyu bile zor ikna etmiştim halde. Vallahi bak her gün en azından 10 tane kargo çıkartacağım diye. O yüzden e-ticareti yapmak zorundaydım. Ne yaptım? Fotoğraf, ilk önce fason üretimi yaptırdım. Çünkü evde yap bir yere kadar. Hani eminim birçoğunuzun kafasında şu anda bayan olduğunuz için ya ben de yaparım, ben de satarım düşüncesi oluşuyordur. Başımla beraber Maliye Bakanlığı vergiden muaf olarak evde ürettiğiniz kadarını satmanıza izin veriyor. Ama eğer üzerine etiket koyarak daha büyük yerlerde, işte bir bakkalda, efendim söyleyeyim, bir markette bir yerde satılmasını istiyorsanız o artık genel gıda, toptan gıda üretimine giriyor ve onun için izin almanız lazım. Ben de evde ürettim bir yere, evet bunda bir potansiyel var dedim ve gidip fason ürettirdim ondan sonra. Yani merdiven altı üretime her zaman karşıydım. O yüzden de gittim bir fabrikayla anlaştım. Formülünü vesairesini kendim vererek kendim ürettirdim. O işte o fotoğrafımı çektim. Burası mesela biliyorsunuzdur Kırklareli'nde DSY'nin oradaki hani şeyler var ya, banklar var ya Demiryolu'nun oradaki. Orada bir şey Ocak ayında 2013'ün ocağında -1 derecede çektiğim fotoğraflar bunlar. Bu onun bir tanesi, bu bir diğeri. Bu sebzeli tam buğday makarna yaptık mesela. Türkiye'de hala niye bilmiyorum ki kimse bulaşmadı ona. Hem tam buğday hem sebzeli yapın hala yok. Yapsa da birileri rakip çıksa keşke. Bu gene o çektiğim fotoğraflardan bir tanesi. Şeyler o zamanki bu kadar ürünle başladım. Siteye bu kadar ürün ekledim. Bir tane tasarımcıyla anlaştım. O da sağlam paramı aldı. Ama bir türlü aylar geçti böyle bir türlü. Ben bir de böyle heyecanlıyım. Hadi olsun bitsin, ne zaman olacak falan diyorum. Yok, ses çıkmıyor. Mesela kredi kartı endekrasyonu yapamadı bana. Bıraktım. Başka bir şirkete geçtim. Şu anda e-ticaret için güzel şeyler var. Küçük de olsa, yani 3 tane 5 tane ürünümüz bile olsa küçük paketler var e-ticaret yapabilmemiz için. Ideasoft, Digimax, Projesoft, bunlara ulaşın. Yani hani e-ticaret altyapısı diye Google'a girip arattığınızda çok güzel şeyler bulabilirsiniz. Benim o ilk kurduğum zamanda çok büyük paralar ödemek zorunda kaldım. Çünkü daha uygun fiyatlı olanları da var. Yaptık, fotoğraflarını çektik, işte hepsinin fotoğraflarını. Blogger'lara, yani ben de gene bir blogger dünyası üzerinden buradayım. Ve gene internetten tanıştığım birçok arkadaşım burada sağ olsunlar. Bu da gene Bodrum'daki 9.bulut.com'dan Aslı Hanım'ın bir karesi. Benim tam buğday makarnamı çok sevmişti ve kendi çekti. Bu bir sizin benim gibi emekli Bodrum'a yerleşmiş, hatta Milas'a yerleşmiş diyeyim. Bir hanımın kendi blogundan paylaşımları, tavsiye ederim takip etmenizi. Bankadan kredi almak hani artık bir haftada çıkıyor ama bu kredinin şöyle bir özelliği vardı. Bu
KGF kefaletiyle olan bir krediydi. Neden bunu özellikle söylüyorum, böyle teknik detaylara gidiyorum. Çünkü çaresiz değilsiniz bir iş kurmak için, onu söylemek, onun için özellikle belirtiyorum. KGF, başbakanlığa bağlı yanlış hatırlamıyorsam, çok iyi bilmiyorum bu devlet şeyleri ama bankalara, bankaya gittiğinizde ben bir iş kurmak istiyorum, tamam peki gel. İşte 100 bin lira para istiyorum, tamam peki ne teminat göstereceksin? Bizde araba yok, ev yok, hiçbir şey yok, ne teminat, hiçbir şey yok, bankamızın diploma var. KGF o işe yarıyor. Kredi Garanti Fonu diye geçiyor. Ankara'da merkezi. Dün mesela KOSGEB'in gene toplantısındaydım. Çok güzel krediler var. Bu sefer o girişim, ben girişimci kredisi de aldım KOSGEB'den. Girişimcilik dersleri vesaire açılıyor. Mutlaka gidin. Ailenizde bu konulara ilgi duyan birileri varsa mutlaka gitmesini sağlayın. Çünkü o eğitim olmadan zaten hiçbir şey yapamıyorsunuz KOSGEB'de, onu da bilin. KGF'den de oradan haber oldu. Yani orada bir o network için, yani o sosyal alanın içine de girmiş olursunuz. O girişimci ağının, KOSGEB'le ilgilenen çevrenizdeki, ilinizdeki, ilçenizdeki insanların arasına da girmiş olursunuz. KGF garantörlüğünde ben o zaman 90 bin lira kredi aldım. Hani açık açık rakamları da vereyim. 90 bin lira, ben şu anda hala 18 bin lirasından sorumluyum. Kalanı devletin üzerinde. Neden? KGF'ye gittim. Tam 2-3 ayımı aldı. Ama KGF'ye dedim ki kardeşim ben böyle bir iş planı yaptım. Aynen krediyi anlattığım gibi onlara da anlattım, reddedip bir daha anlattım ama en sonunda kabul ettirdim, parayı aldım. Parayı aldıktan 12 saat sonra paranın yarısını harcadım. Makineler hazır çünkü yani iş planını yapınca her şey içinde oluyor. Ne makinenin ne zaman alacaksınız, neyden, ne kadar üreteceksiniz, nereye satacaksınız, her şeyin belli olması lazım.